Çəkişmənin, gərginliyin əvvəlcə vətəndaş müharibəsinə, sonra dünyanın ümumi savaş meydanına çevirdiyi Suriya. Suriyada ümumi savaş başlayandan bugünə qədər təkcə Türkiyə Suriyalı miqrantlara qapı açdığına görə milyardlarla dollarından olub. Miqrantın qarşılanması var, onun yerləşdirilməsi, qidası, sağlamlığı və digər problemləri diqqət mərkəzində saxlanması var. Türkiyə isə artıq Suriyada gərginliyin artması fonunda yeni miqrant dalğasını qəbul edə bilməyəcəyini rəsmi olaraq bildirir. Suriyada isə vəziyyət 8 ildir ki, sabitləşmək bilmir. İndi Suriyada əsas söz sahibi nə Əsəd rejimidir, nə də müxalifət. Üçlü 5-ci dəfə bir araya gələcək, sözü bir yerə qoyub, razılıq əldə edib vəziyyətə nəzarəti ələ almaq üçün. Və bu zirvədə gərək Rusiya, gərək İranla həm ikili görüşmələrimiz olacaq, ondan sonra bir də təbii üçlü görüşmemizi yapacağız ve ardından da basın toplantımızla aldığımız kararları birlikte açıklayacağız. Tabii buradaki bütün beklenti yani anlık ateşkesler değil. Bir, buradaki göçü sona erdirmek, bu çok önemli. İki, ateşkesi burada temin etmek. 3. Terör örgütlerini ciddi manada kontrol altına almak. Eğer burada bu ateşkesi sağlayamazsak, bunca insan ölüyor ki şu ana kadar yüzlerce, bini aşkın insan ölmüş vaziyette, bunlar sivil. Ve diğer taraftan artık göç kuzeye doğru, kuzey batıya doğru başlamış vaziyette. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu göçe şu anda devam eden İdlib halkını AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla destekliyoruz. Onlara her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu Türkiye yapıyor. Batı'nın böyle bir derdi yok. Ama biz bunu yapmaya da devam etmek durumundayız. Fakat tabii şu anda 3 milyon 600 bin mülteciyi evinde barındıran Türkiye, yani oradan gelecek milyonlarca insanı da alamaz. Bunun altından biz kalkamayız. Onun için biliyorsunuz yaptığım bazı açıklamalar var. Batılı dostlar belki bundan rahatsız oluyorlar ama kusura bakmasınlar. Yani gerekirse kapıları açmak durumundayız dedim. Niye? Taşın altına elinizi sokmuyorsunuz. Biz 40 milyar dolar şu ana kadar harcama yaptık. Ama şu anda Avrupa Birliği'nin yaptığı harcama ne yazık ki verdikleri sözleri bile yerine getiremediler. Şimdi verdikleri sözü yerine getiremeyen Avrupa Birliği karşısında artık biz sessiz kalamayız, sessiz duramayız. Avropa problemin həlli yollarının axtarılmasında da o qədər fəal deyil. Üçlüyün görüşü həm də meydanda baş-başa gəlməmələri üçün əhəmiyyətlidir. Şimdi Türkiyənin Rusiya ilə məsələləri var, birlikdə həll etməsi gərəkən bu İdliblə ilgili, yəni bu Fırat'ın batısında və Türkiyəyə sınırdaş olan və həm hudud olan İdlib'de Esad kuvvetlerinin ilerlemesi, buna karşılık Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun elemanlarının korunması ve Türkiye'ye büyük bir göç dalgasının gelmemesi gibi sorunların üzerinde durulacak. Bu İran'la Türkiye değil, Rusya ile Türkiye arasındaki meselelerdir. Bunun dışında üç ülkede hani şeye hazırlık olmak üzere, ileride daha geniş bir Suriye çözümüne hazırlık olmak üzere herhalde pozisyon belirlemeye çalışacaklar. Çünkü henüz şeyin geleceği, Suriye'nin geleceği kesinleşmiş değil. Üçlü zirvede liderlerin talepleri de esas müzakere mövzusudur. Üç lider zirvede hansı mövzuları detallı müzakirə edəcək və bir-birlərindən istəkləri nə olacaq? Bu Astana sürecinin biliyorsunuz bir formatı olarak devam eden üçlü zirvelerdir. Şimdi burada
Türkiye'nin beklentisinden başlamak istiyorum. Burada beklenti şudur Türkiye açısından. İdlib'teki özellikle çatışmalı operasyonların durdurulması, çatışmaların durdurulması ve İdlib'in çatışmasız bölge olarak muhafaza edilmesi. İkincisi Türkiye açısından önemli noktalardan bir tanesi. Türkiye'nin biliyorsunuz İdlib'de 12 tane gözlem noktası var. Onların oradaki korunması ve Türkiye'nin de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın dün akşam da bir açıklama Reuters'a verdiği röportajı da söyledi. Bizim gözlem noktalarımız konusunda muhatabımız da Rusya'dır dedi. Yani Suriye değil, Rusya'dır. Şimdi bu bir tarafa. İkincisi, ikinci nokta Türkiye açısından baktığımız zaman mültecilerin o bölgeye geri dönmesi. Yani Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının en azından oraya geri dönmesini sağlamak için bu üçlü zirvenin önemi gündeme geldiği için önemlidir Türkiye açısından. Ama şimdi şeye geldiğimiz zaman Rusların istediği, Rusya'nın özellikle Putin'in istediği nedir? Bu siyasi geçiş sürecinin oluşması, anayasanın biliyorsunuz anayasa için bir komisyon kurulacak. Hala bu komisyon kurulmuş değil, tam anlamıyla işlememiş durumdadır. Onun için yeni bir anayasanın yazılımı içinde Rusya bunu baskı yapıyor. Özellikle Esed veya muhataplarına ciddi anlamda bunu sürekli gündeme getiriyor. Rusya açısından baktığımız zaman bir de İdlib'deki çatışmaların, operasyonların tamamen HTŞ yani Hayat-ı Tahrir Rusya'm eski El-Nusra cephesine karşı olduğunu, terörle mücadele olduğunu vurgulamak istiyor. Yani bu zirve İran tarafa baktığımız zaman İran'da hemen hemen aynı endişeleri paylaşıyor şey konusunda, Suriye konusunda muhataplarıyla aynı şekilde görüşecek. Şimdi buranın en kilit noktası iki liderdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'dir. Putin ile Erdoğan'ın anlaşması gereken bazı konular var. Özellikle bu siyasi geçiş süreci, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek, Türkiye'nin Amerika ile güvenli bölgeyi eğer kurmazsa ya da güvenli bölge mutabakatına Amerika sadık kalmazsa Rusya ile İran'la Suriye'de nasıl bir işbirliğine gideceğini de tartışılacağını tahmin ediyorum. Böyük ihtimal ki Amerika Birleşmiş Ştatları təhlükəsiz bölgə məsələsində bu dəfə geri addım atmayacaq. Türkiyəli ekspertlərin belə ehtimallar irəli sürməsinə səbəb isə son günlər Birleşmiş Ştatlar hakimiyyətində baş verən dəyişikliklərdir. Söhbət Ağ Evin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton'un vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından gedir. Türkiyə açısından baktığımız zaman Türkiyəyə mesajları var, İran'a mesajları var, hatta dünyaya, çünkü Amerika için biliyorsunuz ulusal güvenlik danışmanı önem arz ediyor bir başkan için özellikle. Bunu görevden alması nedeni zaten Şahin kanatta duruyordu. Sürekli savaş yanlısı bir politikacı olarak Amerikalıların ve dünyanın gündemine oturdu. Özellikle İran'a karşı operasyon olası bir saldırının öncülüğünü de yapmak istedi. Şimdi bu İran açısından baktığımız zaman tabii İran için bir rahatlamadı biliyorsunuz. Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra her an Amerika tarafından bir baskı altına ya da bir operasyonla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyordu. Özellikle John Bolton'un da çok etkisi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bu yüzden görevden alması biraz Amerika'yı Trump ilk baştan beri sürekli Amerika'yı bir savaşçı Amerika, sürekli bir yere saldıracak Amerika gibi göstermek isterken diğer taraftan da özellikle Trump'ın biliyorsunuz Kuzey Kore ile de ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Yani Trump biraz dengeli politika bence izlemek istiyor bundan sonraki süreçte ama dediğim gibi bu zirve için bu tür görevden alınmaları tabii Türkiye'nin Türkiye açısından ve İran açısından, Rusya açısından önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Üçlü zirvenin elde edeceği neticeler ise çok güman ki bir neçe gün sonra New York'ta Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump arasında da müzakirə ediləcək. Ən azı Suriye meselesinin həllində müsbət qərarların veriləcəyi ehtimalı yüksəkdir.